Süpersonik akıllı teknolojileri daha verimli kullanmanızı sağlayan YouTube kanalına hoş geldiniz. Gün içerisinde içerik üretirken daha çok Mac kullanmama rağmen PC kullanmayı da özellikle oyunlar için seviyorum. Ama bilgisayarım fazlasıyla eskidiğinden artık kullanılamaz hale gelmişti. Bir de son bir yıl içinde 3 kat artan fiyatlar daha da artmadan yenilemeye karar verdim ve evet artık kanalda yeniden Windows 11 ipuçları da yer alacak. Başlangıcı ise yeni bir bilgisayar alınca mutlaka yapılması gereken işlemlerle yapıyoruz. Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Yeni bir sistem aldığımızda hepimiz heyecanlanır ve aceleyle bir an önce kurup başına oturmak isteriz. Ama maalesef bu arada da bazı şeyleri ya eksik ya da yanlış yapabiliyoruz. Bunlardan en sık rastlananı bağlantılarda yaşanıyor. Güç kaynağı, USB veya hoparlör girişleri tek olduğundan burada hata yapma olasılığımız zaten yok. Ama anakartınızda yerleşik ekran kartı da bulunuyorsa 2 adet monitör girişine sahip olabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızda harici bir ekran kartı varken anakartın monitör girişini kullanırsanız ya görüntü alamazsınız ya da alsanız bile hiçbir oyunu açamazsınız. Bu nedenle monitör bağlantısını gerçekleştirirken mutlaka harici ekran kartınıza ait girişleri kullandığınızdan emin olun. Bilgisayar kargo ile gelirken veya taşıma sırasında kablolar kasa içerisindeki fanlara gereğinden fazla yaklaşmış ya da bazı donanımlarınızın yuvaları gevşemiş olabilir. Dolayısıyla öncesinde işlemci, ekran kartı veya kasanın fanlarına ek olarak donanımların da yuvalarına tam olarak girip girmediğini kontrol etmenizde kesinlikle fayda var. Sonra bilgisayarı ilk açışınızda öncelikle F2 veya Delete tuşlarına basarak anakartın BIOS menüsüne girip takılı bellek, işlemci veya hafıza gibi donanımlarınızın faturadakilerle uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Sonrasında genelde bilgisayarı kuranlar tarafından da sıklıkla atlanan bir konu olarak XMP menüsünden RAM frekanslarınızın 3200 MHz olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Eğer default olarak ayarlıysa bunu profil 1'e veya disable yazıyorsa da enable olarak değiştirdikten sonra F10 ile kaydedip menüden çıkabilirsiniz. Böylelikle başta oyun olmak üzere birçok alanda bilgisayarınızın performansını arttırabilirsiniz. Eğer sisteminizi alırken beraberinde Windows'da aldıysanız bir sorun yok. Ama işletim sistemi almadıysanız bir kere kesinlikle kopyalanmış, içerisinde büyük ihtimalle virüs bulunan sahte Windows sürümlerini bilgisayarınıza kurmayın. Çünkü Windows'un orijinal sürümünü zaten internetten ücretsiz olarak indirip tüm özellikleriyle beraber 30 gün boyunca bedava kullanabiliyorsunuz. Sonra da haricen uygun fiyata ürün anahtarı satın alıp Windows'unuzu etkinleştirebilirsiniz. Veya deneme süresi sonrasında ekranda filigran ve bir takım kısıtlamalarla Windows'unuzu yine kullanmaya devam edebilirsiniz. İşletim sistemini de hallettiyseniz artık bilgisayarınızdaki Windows'u, ekran kartı veya anakart gibi donanımların sürücülerini ve bir de ek olarak Microsoft Store altında yüklü bulunan uygulamalarınızı güncellemeniz gerekiyor. Özellikle donanımların güncellemesinde mutlaka Asus veya Gigabyte gibi üreticilerin orijinal sitelerini kullanın. Otomatik driver yükleyen harici uygulamaları veya alakasız sitelerdeki dosyaları kesinlikle yüklemeyin. Bu arada Windows güncellemelerini yaparken gelişmiş seçeneklerden Office, Skype gibi diğer Microsoft ürünlerinin güncellemesini de açtığınızdan emin olun. Sonraki aşamada yapmanız gereken olmazsa olmaz antivirüs yazılımı kurmaktır. PC'lerin maalesef internet ağı, web sayfaları veya uygulamalar üzerinden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korunmaları gerekiyor. Çünkü virüsler datalarınızın haricinde özellikle fiyatları iyiden iyiye artan bilgisayarınızın bozulmasına ve hatta kullanılmaz hale gelmesine bile yol açabiliyor. Hatta bilgisayarınıza antivirüs yazılımı yüklemezseniz ekran kartınızın garantisi bile devre dışı kalabiliyor. Çünkü üretici firmalar hasar tespiti sırasında bilgisayarda antivirüs yazılımı yoksa virüsün ekran kartını gereğinden fazla yorması gibi sebepler ile garantiyi devre dışı bırakabiliyorlar. Bu nedenle Kaspersky, Norton, Asset, Avast veya McAfee gibi en çok bilinen yazılımlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Hepsi birbiriyle oldukça benzer özelliklere sahip olduğundan hangisinin fiyatı düşükse onu tercih edebilirsiniz.
Bilgisayarınızı satın alırken içerisinde bloatware olarak adlandırılan, gereksiz yer kaplayan veya sistem belleklerini kullanarak performansını düşüren yazılımların olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. Bu işlemi ayarlar altında bulunan uygulamalar menüsüne girdikten sonra çıkan listeyi inceleyip işinize yaramayanları direkt silerek yapabilirsiniz. Peki, bilgisayarınızı aldınız ama performans seviyesini veya sistemin sorunsuz çalışıp çalışmadığını anlamak için ne yapıyoruz? İşte burada bilgisayar sağlık ve stres testi adı verilen uygulamalar öne çıkıyor. Bilgisayarınızdaki her bir donanım için ayrı ayrı harici uygulama alternatifleri bile bulabilirsiniz. Ama ben bu bölümde size Windows'un yerleşik performans izleyicisini önereceğim. Arama çubuğuna performans yazınca ulaşabileceğiniz menüye girdikten sonra önce veri toplayıcı kümeleri, sistem ve sistem tanımlama sekmesinden sağ tıklayıp testi başlatıyoruz. Sonra da soldaki raporlar sekmesinden yine önce sistem ve sistem tanımlama menülerine basıp dosyaya ulaşıyoruz. Rapora çift tıklayınca önce hazırlanmasını bekliyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra çıkan bir sürü menüden masaüstü derecelendirmesi sekmesine girip iki kere çıkan artılara basıyorsunuz. Böylelikle 10 üzerinden değerlendirilen size özel sistem puanlarınıza ulaşabilirsiniz. Sırada ayarlar altındaki gizlilik ve güvenlik menüsünden genel sekmesine girerek kapatmanız gereken alternatifler var. Ben açıkçası kişiye özel reklamlar, ürün geliştirme veya önerilen içerikler gibi tüm seçenekleri kapatıyorum. Bilgisayarımı meraklı gözlerden ne kadar fazla koruyabilirsem benim için o kadar iyi. Belgeler klasöründeki görünümden göster menüsüne girip dosya adı uzantılarını ve gizli dosyaları göster seçeneklerinde açmanızı öneririm. Çünkü bu şekilde size dışarıdan sanki Word veya resim dosyası gibi gönderilmesine karşın açmadan önce en tehlikeli uzantılardan exe olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Dosyanın uzantısı doc veya jpeg ise sıkıntı yok ama exe ise derhal silin. Çünkü virüslerin ilgili bilgisayarda aktif hale gelmeleri için exe dosyası olarak sizin tarafınızdan çalıştırılmaları gerekebiliyor. Unutmadan eklemem gereken bir başka konu da masaüstü bilgisayar topladıysanız anakartın üzerinde büyük ihtimalle Wi-Fi veya Bluetooth gibi donanımlar olmayacaktır. Bunları ister tek bir dongle'da ikisini birden içeren seçenekleri ya da benim yaptığım gibi her biri için ayrı çözümler satın alabilirsiniz. Eve geldiğinizde internet için kablo bağlantınız yoksa önemli bir eksiklikle karşılaşmayın diye hatırlatmak istedim. Son olarak masaüstü veya dizüstü fark etmeksizin kontrol etmeniz gereken bir başka önemli özellik yeni ayarlar, sistem, aç kapa menüsündeki güç modu. Burası bilgisayarı aldığınızda muhtemelen dengeli olarak ayarlanmıştır. Ama bilgisayarınız zaten güce bağlıyken dengeli çalışmasına hiç gerek yok. Burayı en iyi performans olarak değiştirebilirsiniz. Burası eğer siz farkında olmadan güç verimliliği olarak ayarlanırsa da bilgisayarınızın gereksiz yere yavaşlamasına sebep olacaktır. Ki özellikle oyunlarda bunu hiç istemeyiz. Evet, umarım bilgisayar almayı düşünenler için verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Sizlerin ekleyeceği farklı maddeler varsa da lütfen yorumlarda belirtin ki hepimiz birden haberdar olabilelim. Videonun daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için de kanala abone olup videoyu beğenebilirseniz sevinirim. Üzerine bir yorum ve beğeni de çok süper olur. Teşekkürler. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım diğer süpersonik teknolojik içeriklerde buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Ama anakartın biyomeni... bilgisayarınızın performansınızı sonra da haricen uygun fiyata ürün satana... Bilgisayar sağlık ve stres testi adı verilen uygulamalar size Windows'un yerleşik performans izleyicisini önerir. Bilgisayarımla merak... Tüm takipçilerimiz de hep beraber...